Gençler merhabalar, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Konu artık olasılık. Olasılığa başlarken de örnek uzay, örnek nokta ve olay kısımlarını bir güzel tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bir deney olsun elimizde. Bu deneyin sonucunda elde edilebilecek tüm çıktıların kümesine de örnek uzay diyeceğiz biz. Yani bu ne demek? Bir deney yaptınız. Bu deneyde olası tüm durumlar. Olası tüm durumlar. Bunları siz bir araya getirdiğiniz zaman bu bizim örnek uzayımız oluyor. Bu bir küme. Örnek uzay E harfiyle gösterilir. Sanki böyle evrensel küme gibi düşünebilirsiniz. Olası tüm durumları kapsayan küme. E evrensel küme gibi düşünebilirsiniz. Buna örnek uzay diyeceğiz olasılıkta. Örnek uzayın her bir elemanına da örnek nokta. Her bir alt kümesine de olay diyeceğiz sevgili gençler. Bakın. Alt kümelerine de olay diyeceğiz. Yani bu örnek olarak birazdan karşımıza çıkacak zaten. Bir madeni paranın bir kez atılması deneyinde üste gelen yüz yazı ya da turadır. Yazıyı Y ile turayı T ile gösterirsek Y ve T örnek noktalar. Örnek uzayımız ise ya yazıdır ya da turadır. Bakın bir parayı havaya attığınız zaman olası tüm durumlar nedir? Yazı veya tura gelmesidir. İşte bunları bir küme içerisine hapsedersek biz buna ne diyoruz? Örnek uzay diyoruz. Bir madeni paranın ard arda iki kez ya da iki madeni paranın birlikte bir kez atılması deneyinde ikisi de aynı şeydir. Birinci atışta yazı, ikinci atışta yazı veya tura, birinci atışta tura, ikinci atışta yazı veya tura. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane durum olduğu için yazı, birinci atış, İkinci atış şeklinde biz bunları sıralayacağız. Yazı yazı, yazı tura, tura yazı ya da tura tura gelebilir. Dolayısıyla iki paranın atılması deneyinde örnek uzayımız 4 elemanlıdır deriz. Peki 3 tane atılmış olsaydı o halde 8 elemanlı olacaktı. İlkinde 2 idi, ikincisinde 4, üçüncüsünde 8 ise bu bir şeyle ilişkilendirilebilir artık. 4 tane olmuş olsaydı da 16 olacaktı. 2 üzeri 4'ten kaynaklı. Kaç tane para atıyorsak para adedini 2'nin üstüne yazacağız. Neden? Çünkü paranın 2 yüzü var sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz bir diğer kısma. Bir madeni paranın ard arda 3 kez atılması deneyinde ikisinin yazı ve birinin tura olma olayı A olsun. 2 tanesi yazı, bir tanesi tura ise bakın ya yazı yazı tura, ya yazı tura yazı ya da tura yazı yazı olmak üzere 3 farklı durum vardır. Şimdi bir zarın bir kez atılması deneyinde olası tüm durumlar zarın 6 tane yüzü olduğu için 6'dır ve örnek uzay elemanımız da eleman sayımız da 6 olacaktır. 2 kez atarsak olası tüm durumları bakın burada listelemişiz. Olası tüm durumlar bunlardır ve 36 tanedir. Yani birincisinde 6, ikincisinde 36 ise bu 6 üzeri 1, bu 6 üzeri 2'den geliyordur. 3 tane zar havaya atılmış olsaydı 6 üzeri 3'ten 216 diyecektik. Gibi 5 tane atılsaydı 6 üzeri 5 diyecektik. Bir zarın ard arda 2 kez atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olma olayı A ise bakın ya 2'ye 6, 6'ya 2, 3'e 5, 5'e 3 ya da 4'e 4 olabilir. Toplamda 5 elemanlıdır. Bu A olayı diyeceğiz sevgili gençler. İmkansız olay ve kesin olay. Olay kümesi boş küme ise biz buna imkansız olay diyeceğiz. Olay kümesi örnek uzayı eşitse de kesin olaydır. Yani gerçekleşmesi ihtimali sıfır olanlara biz imkansız, gerçekleşme ihtimali kesin olanlara da kesin olay diyeceğiz. Örneğin iki zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 13 olması imkansızdır. 6 artı 6'dan toplam maksimum 12 olabilir ama 13 olmaz. 13'ten küçük bir doğal sayı gelmesi ise kesin olaydır diyeceğiz sevgili gençler. Ayrık olay nedir peki? Bir örnek uzaya ait iki ya da çok sayıda olaylar aynı anda hiç gerçekleşmiyorsa bu tür olaylara ayrık olay denir. Şimdi bir torbada 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış 8 tane top olsun. 1'den 8'e kadar numaralandırılmış, 1'den 7'ye kadar numaralanmış 7 tane top olsun. Çekilen bir topun tek numaralı olma olasılığı, olma olayı 1, 3, 5 ve 7'dir. B kümesi de 2, 4, 6'dır. Şimdi bir sayı hem tek hem çift olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla A olayıyla B olayının kesişimleri boş küme olduğu için A ve B ayrık olaylardır diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum sağ üst tarafa. Eş olumlu örnek uzay. Peki bu nedir? Bir E örnek uzayının her bir elemanının gerçekleşme olasılığı birbirine eşitse bu örnek uzaya eş olumlu örnek uzay denir. Mesela
Parayı attınız. %50-50 ya yazı ya tura gelir. Zarı attınız. Bütün yüzlerinin sırasıyla gelme ihtimali nedir? 1 bölü 6'dır. Biz bunlara eş olumlu örnek uzay diyeceğiz. E1, E2, E3, En. E1'in olma olasılığını, bir olayın olma olasılığını da P ile gösteririz. Bu probably diye bir kelime var biliyorsunuz. Değil mi? Belki, olası, olasılık bunlar manasına geliyor. P. Bunun P'si ile gösteriyoruz. E1'in olma olasılığı, E2'nin olma olasılığı, E3'ün olma olasılığı, E'nin olma olasılığı hepsi birbirine eşitse biz buna eş olumlu örnek uzay diyeceğiz sevgili gençler. Peki nedir bu olasılık hesabı? Eş olumlu bir E örnek uzayına ait herhangi bir A olayının gerçekleşme olasılığı eğer PA ise PA'yı istenen durum sayısını tüm durumların sayısına bölerek buluruz. Bakın istenen durum sayısını ve tüm durum sayısını neyle hesaplayacağız? Hocam istenen durum sayısı ve tüm durumların sayısını saymayla, sayma yöntemleriyle, permütasyonla, kombinasyonla hesaplayacaksın. Daha sonrasında bu ikisini birbirine böldüğün zaman bu olasılık olmuş oluyor zaten. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Olasılığın %90'ı permütasyon ve kombinasyon demek. Sayı sayma iyi bileceksin. Bu yüzden permütasyon ve kombinasyonun saymanın üzerinde bu kadar çok durduk. Dolayısıyla senin yapman gereken permütasyon kombinasyonu tam oturtmadıysan tam oturtmadan buralara gelme diyorum sana. Tamam. Örnek uzayı ile bu örnek uzayının alt kümesi olan A olayı verilsin diyoruz. Mesela A imkansız olaysa A kümesi boş küme olduğu için SA sıfırdır. Dolayısıyla sıfır bölü evrensel kümenin yani örnek uzayın eleman sayısı sıfır olur. İmkansız olayın olasılık değeri sıfırdır. Kesin olayın olasılık değeri de birdir. Neden? Çünkü SA istenen durum sayısı tüm durum sayısına eşitse SE bölü SE'den bir gelir. Eğer ki A örnek uzayın alt kümesi iken A kümesinin eleman sayısı mutlaka sıfırla örnek uzayın eleman sayılarına eşit de olabilir ama mutlaka arasındadır. Bundan kaynaklı da olasılık hesabı her zaman 0 ile 1 arasında çıkmak zorundadır. Yani sen PA'ya şunu söyleyebilirsin. PA kümesi elemanıdır. 0 ile 1 kapalı aralığı diyeceğiz sevgili gençler. Maksimum 1'dir, minimum 0'dır. Sen bir soruyu çözdün ya, olasılığı 2 buldun, yanlış buldun kardeşim. Otur bir daha düşün. Tamam. Şimdi bakalım sorularımıza. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış. 1'den 10'a kadar olan sayıların bulunduğu bir örnek uzayımız var. Bu kümenin elemanları özdeş birer fişe yazılıp bir torbaya konulduktan sonra rastgele bir fiş çekilsin. Buna göre çekilen fişin üzerinde yazan sayının asal sayı olması. Kaç tane asal var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, başka yok. O zaman asal olma olasılığı istenen durum 4'tür. Tüm durum 10 olduğu için cevap 2 bölü 5'tir diyebiliriz. 11'den büyük olma olasılığı. 11 var, 10'dan başka yok ki zaten. Ondan sonra yok. 11'den büyük olma olasılığı 0'dır. 11'den küçük olma olasılığı da %100'dür. Yani 1'dir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 10. sayfama. Bir A olayının tümleyeni nasıl gösteriliyormuş arkadaşlar? Aynı kümelerdeki gibi. A üssü olmak üzere A olayının gerçekleşmeme olasılığı PA üssüdür sevgili gençler. A olayı burada küme olarak düşünün. Tümleyeni nerededir? Bunun dışında kalan her yerde. Dolayısıyla A'nın gerçekleşmeme olasılığı bunun dışında kalan her yerdedir. Yani P A'nın tümleyenidir gerçekleşmeme olasılığı. Ve bir olayın gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı daima nedir? 1'dir. Bunun da sebebi kümelerden gelmektedir. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi her zaman bize evrensel kümeyi veriyordu hatırlarsanız. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2 olmama olasılığını bulacağız. Zarın üst yüzüne 2 gelme olasılığı PA ise 2 gelmeme olasılığı PA'nın tümleyenidir. E örnek uzayımız 1'den 6'ya kadar olan elemanlardan oluşuyordu. A kümesi de sadece A olayı da üst yüze gelme olasılığı 2 olduğu üst yüze gelme olayı sadece 2'nin olduğunu istiyorsa A kümesi de sadece 2 elemandan oluşacak. PA 1 bölü 6 ise ben tamamından 1 bölü 6'yı çıkarırsam üst yüze 2 gelmeme olasılığını hesaplamış olurum diyeceğim. Aynı örnek uzaya ait olan A ve B olayları için şunu biliyorduk zaten kümelerden. SA birleşim B nasıl hesaplanıyordu? SA artı SB eksi SA kesişim B. Bunu da neden yapıyorduk? Çünkü sevgili gençler burası A burası B kümesi ise eğer yanlışlıkla kaydet tuşuna bastım. Biraz bekleyeceğiz sevgili gençler. Aha, neden böyle tuşlara basarım ki?
Şimdi şurası A, geldi. Şurası A, şurası B kümesi ise eğer, bakın burası X, burası Y, burası Z olsun. SA birleşim B'yi şu şekilde bulabiliriz diyor. SA artı SB, ki burası X artı Y, ki burası Y artı Z. Normalde ben SA artı SB'nin X artı Y artı Z olduğunu biliyorum. Şimdi neyi çıkarmam lazım? Y'yi iki defa kullandığım için Y'lerden bir tanesini, yani A kesişim B'deki Y'nin birini çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla bu budur diyoruz. Aynı şey eleman sayılarının oranı olduğu için olasılıkta da geçerli. PA birleşim B, PA artı PB eksi PA kesişim B'dir. Eğer ki bu A ile B ayrık olaylarsa, kesişim kümeleri olmayacağında, sen PA birleşim B'yi PA artı PB olarak da hesaplayabilirsin. Sorulara bakalım. A ve B aynı örnek uzaya ait iki tane olay. PA'nın tümleyeni 3 bölü 4, PB 5 bölü 12, A kesişim B'nin olma olasılığı da 1 bölü 6 ise PA birleşim B nedir? Bakın, PA'nın tümleyeni 3 bölü 4 ise PA bir kere nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. PB'yi de bize vermiş zaten 5 bölü 12 diye. PA kesişim B de verilmiş arkadaşlar, mis gibi. Eşittir 1 bölü 6'ymış. Peki PA birleşim B'yi ben nasıl bulacağım? PA artı PB eksi PA kesişim B ile buluyordum. Dolayısıyla bu 1 bölü 4'tür. Yani ben bunu kısaca 3 bölü 12 diye yazabilirim. Artı burası 5 bölü 12 idi. Eksi bu da 2 bölü 12 yapar diyeceğiz. 3 ile 5'i topla 8, 2 çıkar 6. 6 bölü 12 bizim cevabımız olacak. Yani cevap 1 bölü 2'dir diyebiliriz değerli kardeşlerim. Hadi bakalım. Şimdi Ahmet'imiz var, Bülent'imiz var, Cenk'imiz var, ABC. 3 kişinin katıldığı bir yarışmayı Ahmet'in kazanma olasılığı Bülent'in kazanma olasılığının 2 katı, Bülent'in kazanma olasılığı da Cenk'in kazanma olasılığının 3 katıdır. Şimdi bak, Ahmet yazdım, Bülent yazdım ve Cenk yazdım. Tamam. Ahmet'in kazanma olasılığı Bülent'in kazanma olasılığının 2 katıyken Bülent'in kazanma olasılığı da Cenk'in kazanma olasılığının 3 katıydı. Ben buna x dersem bu 3x olacak. Ahmet de Bülent'in 2 katı olduğu için burası 6x olacak. Şimdi bunların her birinin toplamı olasılık olduğuna göre bunlar 1 yapmayacak mı? O zaman 10x eşittir 1'miş. X kaçtır? 1 bölü 10'dur diyebiliriz. Buna göre yarışmayı Cenk'in kazanma olasılığı sorulmuş. Cenk kaçtı arkadaşlar? X'ti. Cenk'in kazanma olasılığını direkt olarak bulmuş olduk zaten biz. Tamam. Bu şekilde kafana göre takılabilirsin. Konu güzel bir konu ya. Herkesin korktuğu kadar kötü bir konu değil. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının iki tane şıkkımız var. A, tek ve asal sayı. Tek ve asal diyorsa 3'ü ve 5'i istiyordur. İstenen durum 2, tüm durum 6, cevap 1 bölü 3. B şıkkı tek veya asal demiş. Şimdi tek olsun, asal olmasın, bu kabul. Olmasın, bu kabul. Tek olmasın, asal olsun, buna da kabul edecek. Hem tek olsun hem asal olsun, bunu da kabul edecek. Kabul etmediği tek durum var. Tek olmayıp asal da olmaması sevgili gençler. Hem tek olmayacak hem de asal olmayacak. Tek olmayanlar ne var? 2 var, 4 var, 6 var. Asal olmayanlar bunların arasından 4 ile 6 var. Demek ki istemediği durum bunlar. Ben tüm durum olan 1'den istenmeyen durum olan 2 bölü 6'yı çıkaracakmışım. Çünkü istenmeyen durumun istenen eleman sayısı da 2'dir. 1 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız ne gelecek? 2 bölü 3 gelecek sevgili gençler. Geçtim bir sonraki soruma. 3 tane madeni para atıldığında birinin yazı diğer ikisinin tura gelme ihtimali soruluyor. Şimdi ya yazı tura tura ya tura yazı tura ya da tura tura yazı gelebilir. Dolayısıyla istenen durum 3 tane. Tüm durum ise 3 tane madeni para için 2 üzeri 3'ten 8 tane durum söz konusuydu. Tüm durum da 8'dir. Cevabımız 3 bölü 8 olur diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. 2 zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 24'ten büyük olma olasılığı. Şimdi 24'ten nasıl büyük olabilir sevgili gençler? Şu şekilde olabilir. 4 kere 6 24 yapıyor. 5 kere 6 5 kere 5 6 kere 5. Başka var mı? Yok. Zaten maksimum 36 olabiliyordu. Bir de 6 çarpı 6 var değil mi? Hem 36 olabiliyor diyorum hem de başka var mı? Yok diyorum. 6 çarpı 6. Başka da yoktur zaten. İstenen durum sayısı kaçmış? 4. Tüm durum sayısı nedir sevgili gençler? Tüm durum sayısını da şu şekilde yapacağız. Bir saniye bir bakayım. Tamam.
2 tane zar olduğu için 6'nın karesinden 36. 4 bölü 36 cevap ne gelir? 1 bölü 9 gelecektir dedik. Bu A şıkkıydı. Bir de B şıkkına bakalım. İkisinin de aynı sayı olması. Yani 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. İstenen durum sayısı 6. Tüm durum sayısı 36'ydı. Cevap nedir? 1 bölü 6'dır. C seçeneği. Çarpımlarının 24'ten büyük ve aynı sayı olma olasılığı. Yani 24'ten büyük olacak hem de aynı sayı olacak. 5 kere 5 ile 6 kere 6 gibi. İstenen durum kaç tanedir? 2 tane. Tüm durum 36 tanedir. Cevap nedir? 1 bölü 18'dir diyeceğiz. D şıkkına bakalım bir de. Çarpımlarının 24'ten büyük veya aynı sayı olma olasılığı. Şimdi çarpımlarının 24'ten büyük olma olasılığına A diyelim. Aynı sayı olma olasılığına B diyelim. Eksi PA kesişim B diyeceğiz. Tamam. A kesişim B diyeceğiz. Pekala. 24'ten büyük olma olasılığını 1 bölü 9 olarak hesaplamıştık. Burada ne demiştik? Aynı sayı olma olasılığı. Aynı sayı olma olasılığında 1 bölü 6 olarak hesaplamıştık. Eksi hem 24'ten büyük hem de birbirinin aynı olması olasılığında 1 bölü 18 olarak hesaplamıştık. İşte budur. Arkadaşlar burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirseniz 2 artı 3 eksi 1 bölü 18 yapar. Bu da 2 ile 3 topladım. 5, 1 çıkardım. 4 bölü 18'dir. Yani cevap 2 bölü 9'dur diyebiliriz sevgili gençler. Evet, 11. sayfama doğru yol alıyorum artık. Burada ilk çözeceğimiz soru bu. Aralarında bu arada bağımsız olaylara geçeceğiz. Bağımsız olayları bir sonraki videomuzda ele alalım sevgili gençler. Olasılığı da ikiye parçalamış olalım. Aralarında Can ve Canan'ın da bulunduğu 5 kişi yan yana dizilerek fotoğraf çektirecek. Can'la Canan'ın yan yana olma olasılığı. Şimdi Can, Canan, bunlar Duracell pil. Bir de sıradan çinko karbon piller var. Toplam 5 kişi. Özel bunlar. Diğerlerinin ismini bilmiyoruz bile. Bunların yan yana olma olasılığı soruyor ya. Biz bunu sayacağız şimdi bak. Bunlar yan yana olsun diye görünmez bir bantla bantlıyorduk hatırlarsan. 1, 2, 3, 4 kişi varmış gibi hesap edip 4 faktöriyel diyorduk. Çarpı bir de Can'la Canan yer değiştirebilir diye 2 faktöriyel de bu diyorduk. Peki istenen durum bu. Tüm durum ne? 5 faktöriyel. 5 kişi 5 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Şunu da şunu sadeleştirirsen burası 5 gelir 2 faktöriyel de 2 idi zaten cevabımız neymiş? 2 bölü 5'miş diyeceğiz sevgili gençler. Evet bir sonraki videomuzda bağımsız olayları işleyelim sevgili gençler. Videoların çok çok uzun olmasını istemiyorum. Çok uzun olduğu zaman mesela 1 saatlik video çektiğim zaman 40. dakikadan sonra sesimin ve boğazımın yorulduğunu hissediyorum. Zihnim de yoruluyor, beynim de yoruluyor. Yoruluyorum ya ben. Bundan kaynaklı da verim düşüyor. En azından arada bir çay içiyorum veya bir soda içiyorum, bir su içiyorum. Kendime geliyorum sevgili gençler. Bağımsız olaylarda görüşürüz. Fazla uzatmayalım lafı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.